Ya abi Allah aşkına bak, bu ara artık yeter, drama olmasın. Ben çok yoruldum ya. Ben yoruldum bak, stresten bak. Bak karşınıza ilk kez sivilceyle çıktım ya. Bak şuraya bak. Şuraya bak. Beni kaç kere sivilceyle gördünüz? Hoş bulduk lordum. Özlendin. Sab olamasak da nedenleri var. Buradayız yani. Ne demek lan sab olamıyorum? Ya alt tarafı babaannenle bir yumruk maçına çıkacaksın. İndireceksin. İndirince parasını alıp bana sab olacaksın. Yani bu 8 lira yani. Rica etsen de verebilir yani babaannem. Bilmiyorum. O beni yendi ama. Ya nasıl yeniliyorsun babaannene ya? Nasıl yeniliyorsun ya? Biz burada WWE maçları izlemedik mi canlı yayında? Öğretmedim mi ben size hareketleri ya? Dövdüm ve buradayım. Ah bravo. Bu ya. Başarılı. RKO çekti geçen gün bana. Ya nasıl babaannen sana RKO çekiyor. Aptal adam. Abi Twitter'da seninle Pepe'ye kesmek aşırı keyifli. İşte ben vuruyorum sonra sen geliyorsun son hamleyi vuruyorsun. Güzel XP gainleniyor. 270 level. Kardeşim bana Twitter'da bu insanları neden ciddiye alıyorsun diyorlar. Ben ciddiye almıyorum. Cahil tokatlamak bizde atasporu. Zinde kalıyorum, anladın mı? Zinde kalıyorum. Duncan with some problems off the platform. Hepsinde VR takılı değil mi? Yok, ben bu yarışların olduğunu biliyordum da kafalarda VR takılı olduğunu bilmiyordum. Ben izleyerek sürüyorlar zannediyordum, gerizekalı gibi. Yeterince teknolojik düşünememişim. Herif tek kaldı. Arkadaşlar ya bakın, yani bunu yapmak istemiyorum size ama şu an evet maalesef geldik, yine oradayız geldik. Oradayız. Yapacak bir şey yok. Oradayız arkadaşlar. Şimdi az önce bu çocuk Allianz'ın sponsor olduğu uluslararası drone yarış turnuvasında dünyanın en ince VR gözlüğünü kafasından çıkarıp, sarışın mavi gözlü bu kardeşimiz kafasından onu çıkarıp, bir sürü insanın izlendiği turnuvada yakasındaki mikrofonu almak için yaklaşık 3,5 ay çalışacağınız bir turnuvada az önce birincilik aldı bu çocuk. Siz ne yapıyorsunuz abi? Teknofest var. Bir de kendi hayatınıza bakın abi. Ölmemeye çalışıyoruz. 31 çekiyoruz. Şükrediyoruz. Sigara yaktım. Abi bakar mısın? Bak şanslıyım kanka falan diyor. Sefer diyor şans kazandı. Falan. Aranızdaki farkı görün diye diyorum arkadaşlar. Yani sizin bu çocuktan tek farkınız muhtemelen Çorum'da doğmuş olmanız falan yani. Onun dışında bir fark yok. Yani bu çocuğun imkanlarına sahip olsaydınız böyle bir yerde bulur muydunuz kendinizi? Bilmiyorum, yetenekliyseniz belki. Ama en azından şansınız olurdu. Şu an hiç şansınız yok. Hiç şansınız yok. Götünüzü yırtın amına koyayım. Şu drone'u almak için bilmiyorum kaç ay çalışmanız gerekir bilmiyorum abi. VR ne amına koyayım diye. Koronavirüsle ilgili çeşitli iddialar var. Yarasayla başladı, komplo teorisyenleri tarafından çoğaltılarak devam etti. Bu iddialardan biri de eriyen buzulların neden olabileceği yönünde. Ne salak salak sorular soruyorsun? Ne kadar salak salak sorular? Tebeler tebesi ne alaka ne daha? Tebeler tebesi nasıl bir tepki ya? O zaman laboratuvarı iddia edenlerin tarafında değilsiniz. Dünyanın önemli bir kısmı şu korku içerisinde hocam. Özellikle Messenger RNA. Acaba robot insan ya da insansı robot mu oluşturulmaya çalışılıyor? Benim ismim Robot, ben 2003 yapım Android. Anam Marslı, babam Karslı. Şeklinde. 5 yıl sonrayı size sorsam ve birlikte fotoğraf çekelim desem. O fotoğrafta trafikte robotlu insanlar var mı? Yani bir aşıyla robot yapabileceksek biz inanılmaz gelişiriz. Evet.
Evet abi yani bir aşina robot insan yapılabiliyorsa neyi bekliyoruz? Amin okuyum anasını sikelim, güneş sistemini bari fethedelim abi, niye bu kadar? Çok basit cevapları aslında bu soruların, çok basit ya. Nerede o günler abi? Aşina robot olabiliyorsak ilk beni yazın amin okuyum, götten yarın vurdururum. Yarın vurdururum ya. Neyi bekliyoruz abi? Aşina robot olabilir, let's go abi, yazın beni, en önden ben gidiyorum, titten vurun bana. 11 yılda Nerf Gun yani. Çok tökezledi gibi. Stupid. Birbirini yalanlayan ve inkar eden o kadar çok görüş ortaya koydular ki. Abi bunun adı bilim, böyle bir şey zaten. Bakın arkadaşlar çok uzak değil. Bundan yaklaşık 100 yıl önce falan, tam olarak tarihini hatırlamıyorum, İlla bilen vardır. Maddelerin yanmasını, maddelerin içinde bulunan flojeston adındaki bir özden kaynaklandığını düşünüyordu bütün bilim dünyası. Bu flojeston, maddenin içindeki flojeston bittiği zaman yanma da biter diyorlardı. Ne oksijen biliyorlardı, ne karbondioksit biliyorlardı. Amına koyayım yani bilim böyle bir şey. Ortaya bir tez atarsın, bir sav atarsın, mantıklı gelirse insanlar bunu kabul ederler. Sonra işin aslı öğrenilir ve aslı konuşulur. Yani ortada bir gözlem varsa bununla ilgili o konuda uzman insanlar ortaya savlar atarlar. Bu böyle yani. Kaç yılına kadar flojiston inanılmış? 18. yüzyılda yani 1700'lerde, yani 1700'lere kadar buna inanılmış. Çok uzak değil, 1300 yıl önce yani. Dedenin dedesinin dedesi mesela flojistona inanan bir yılda yaşıyordu. Dedenin dedesi yeterli. Evet, dedenin dedesinin dedesi de değil. Dedenin dedesi mesela flojiston, çok uzak değil yani. Bilim böyle bir şey. 1770'te mi bırakmışlar bu teoriyi? 1770. Evet, 1770'te bırakmışlar. Yani tabii karaya çıktığın zaman sorunlar çok artıyor. Yani dolayısıyla canlılık benim... neden bu sorunu istedi de karaya çıktı ve nasıl çıktı? Ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Senin niye memelerin var? Benimkinden büyük. Bir düşün. Niye? Yani bendeki Y kromozomundandır diye tahmin ediyorum. Genetik yapısında var. Peki her bebeğin bir meme... Genetik evrimle oluşuyorsa hocam, o nereden geldi? Annen nereden geldi sorusuna gidiyoruz şu an. Önemliyse hocam, beyin ölümü olmasına rağmen kalp çalışıyorsa hayat neden devam ediyor? Bilimi araştırırken deniz kızlarına rastladınız mı? Bilim ya abi ne diyorsun? Otonom sinir sistemi. Her şeyi beyin yönetmiyor. Kalbinin her atışını beyin sana kalp at, kalp at, kalp at demiyor. Otonom, o kendisi atıyor mesela. Ondaki kaslar var. Kendi kendine atan kaslar var. Kendi kendine çalışan sinir sistemleri var. Vücudumuzun farklı yerlerinde, bölgelerinde bunları yani. Yani Allah belanı ya. Ben çok Peki senin göğüslerin neden büyük? Abi herifin milyon tane videosunu izledim geceleri sıkıldığım için. Kore'de geçiyor bu arada bütün videolar. Kore'de yine yemeği böyle yaparken dedim ki ya bu kesin Türk dedim. Herifin sonra yüzü görünüyor, gerçekten Türk abi. Ben burada şüphelenmeye başladım çünkü bu herifin Kore'de çektiği bütün videolarda yavaş yavaş yemek hazırlayan herkes böyle Pinti Panda gibi, anladın mı? Yavaş yavaş. Muntazam ama yavaş yavaş. Şimdi ben burada şak şak şakı görünce dedim ki bir dedim burada bir Orta Doğu kokusu var. Şak 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 bak. Bak. Muntazamlık yok. Kimisi ince, kimisi kalın. Ama hız var. Bir Orta Doğu kokusu alıyorum. Bir de Kore'de yaşıyorsun, kullandığın mantara bak. Sikko beyaz mantar. Adamların shiitake'si var, kotake'si var. 85 tane mushroom olan ülkede gitmiş Orta Doğu mushroom'u koyuyorsun. Yani seviye düşük. Aklın gidiyor değil mi, Türk birisini öveceksin diye. Övdüğümüz Türk çok kardeşim. Mozzarella. Mamma mia. Oğlum ben Türkiye'de hala mozzarella alırken çok eriniyorum. Ne böyle 100 gramı, 60 lira mı, 50 lira mı, ne bir siksok almıyorum abi. Senin moralim bozuluyor lan. Almanya'da bir top mozzarella'ya 60 cent veriyordum. Cent arkadaşlar, cent. Ya Almanya'da birisi şöyle burnunu karıştırıp kasiyere fırlatsa 2 paket mozzarella alır çıkar. Ben burada alamıyorum abi. Moralim bozuluyor yani. Şimdi o karşılaştırmayı bildiğim için moralim bozuluyor isteriz. İstemez. İtalya'da 30 cent. Yanlışlıkla alırsın abi. Yolda yürürken kafana 3 top mozzarella düşebilir yani. Bir de şu tekniği o görünce Türk olduğunu düşündüm. Çünkü bu Türk pideci tekniğidir abi. Sıkarak yuvarlak yapmak. Aldın mı Türk pideci kokusunu? Bak. Burada kralın Türk olduğunu bu sahnede anladım ben. Kral Türk değil mi chat? Nasıl değil ya? Siz hayatınızda Türk görmemişsiniz. Antepli lan bu.
Türk mü? Sen bek Türk abi. Şimdi şu yemeğe bir bakın. Nasıl kötü kötü olacak görün şimdi. Adam pizzaya ağaç attı. Dur dur. Bak bir de buradan anladım. Bu koyduğu şey zatar. Bunun adı zatar. Bizim pul biberin Arap versiyonu. Bu belki orada pul biberi bulamadığı için koyuyor. Çünkü bizim pul biberimizde biberin çekirdeği bulunmaz. Ya da Arap. İkisinden biri. Acayip durum abi. Buradan sonra nefret etmeye başlıyorsunuz abi adamdan. Atıyorum abi. Ne varsa atıyorum abi. Atıyorum abi. Size kötü bir haberim var. Daha bitmedi. Çok kötü olacak her şey. Çok kötü olacak. Ben bu videoyu maalesef izledim. Sizin de bu acıyı görmenizi istedim. Bu acıya ortak olmanızı istedim. Nasıl bitmedi? Burada bitmesi lazım değil mi? Bu, burada şu an bu ürünler çok lezzetli ve güzel değil mi? Şu an bu ürünler... Değil mi arkadaşlar? Şu an bak oldu değil mi bu? Bitti değil mi? Şu an yemekler hazır bence. Şu an hazır değil mi abi? Şu an hazır yani cepte şu an. Evet bitti abi, bunu ver müşteriye ya. Ananın ama ne istiyorsun abi hayattan? Hayır. Hayır bitmedi. Bekle. Tersten göreceksiniz evesinin namını. Deniyor değil mi? Öyle deniyor. Geliyor arkadaşlar. Patrik'i parçaladı şimdi kral. Şu haliyle yerim bak. Allah Allah. Hadi okey biraz. Bunu kaldırabilirim. Bu okey. Bu kaldırılabilir. Ekstra peynir tabakası ya. Oldu. Tamam hadi okey. Ha tamam bu okey. Ha tamam ha. Buna okeyim hadi. Bu bile fazla da hadi okeyim. Bunun hangi insan evladı nasıl yiyecek bunu? Ben bunu anlamadım gerçekten. Die Europäische Dönerkammer schockt uns mit ihrer Schreckensnachricht. Der Döner wird 30% teurer. Nix mehr Fladenbrot mit Fleisch und Tomate, 3,50 €. Im Frankfurter Bahnhofsviertel treffen wir die Hoffnung aller Fladenbrot-Fans. Kadim Sanli. Seit Jahren macht sich der türkische Politiker mehr oder weniger... Kadim Canlı muhtemelen. ...mega erfolgreich. Stark für billige Dönerpreise. Das ist natürlich in Deutschland nicht gut. Weil viel Arbeit los gewesen und die Leute hat... Bir dakika oğlum, siyasetçi dedi, politikacı dedi adama, adam Almanca bilmiyor amına koyayım. Adamın Almancası rezalet. Bu ne lan? Keine Geld für die Essen bezahlen. Keine Geld für die Essen bezahlen. Ne diyorsun, şaka mı bu? Bu ne lan? Ulan ben Almanya'da ikinci ayımda bu kadar kötü konuşmuyordum. Şaka değil, doğru. Ciddi mi bu abi? Kadim Şanlı herhalde ha? Kadim Şanlı. Çok merak ettim. Frankfurt'ta başkan adayı 2006'da. Şaka yapıyorsun ya. Bu bir şaka mı? In meinem Programm geschrieben in Deutschland, wenn ich gewählt, ich mache Döner 2 Euro. Und ich möchte A bis Z alle die Lebensmittel Preis bis halbe Preis Angebot machen, weil viel Arbeit los gewesen in Deutschland. Nur zur Info, Sanli möchte Bundeskanzler werden. Ha bir de başkan olmak istiyormuş. Almanya başkanı olmak istiyormuş. Sadece Frankfurt değil ha. Amaçlar büyük. Der Grund für die saftige Erhöhung in den hessischen Imbissbuden sind die gestiegenen Preise für Importrindfleisch aus Argentinien und Brasilien. Bu bir şaka mıydı? Oğlum zaten şu son kurduğu cümleyi yemin ediyorum anlamadım bak. Ich gewählt, ich mach Döner 2 Euro. Diyor ki ich mach Döner 2 Euro. Bu Almanya'da arkadaşlar Türklerin ilk öğrendiği cümleler. Salat komplett. Soru işareti. Tam bir cümle
değil bu arada bu. Salat komplet. Salataların hepsi olsun mu demeye çalışıyor. Bir de soze alles. Bütün sosları koyayım mı? En son das was. Hepsi bu. Soru işareti. Hepsi bu soru işareti. Hepsi bu mu demeye çalışıyor. Almancasını çevirmeye çalışacağım abi. Neden bütün Türkleri genelliyorsun ki? Ben de Almanya'da yaşamış bir Türk'üm. Kendimi bu genellemeye katmıyorum. Çünkü gerizekalı değilim. Anladın mı? Mesela sen de eğer az önce yaptığım tanıma uymuyorsan kendini katma bu şeye, genellemeye. Bu kadar basit aslında hayat yani. Ha, dinlersin, dersin ki ha evet Türklerin çoğunluğu böyle Almanya'da, ben böyle değilim. Gülmeye devam edersin. Anladın mı? Yani bu çok basit bir şey. Ben bu yani duyduğunuz genellemelerden niye bu kadar tetiklendiğinizi anlamıyorum. Yani bu adamın yıllarca Almanya'da eşek gibi yaşayıp iki kelime Almanca cümle kuramayan bir eşek olduğu belliyken nesini savunuyorsun? Nesini artistik yapıyorsun? Çoğunluğun bu adam gibi olduğunu bilirken Almanya'da doğma büyümeye de yaşayan bir Türk olarak neyin duyarını kasıyorsun bana? Neyin artistini yapıyorsun? Anlamıyorum arkadaş. Bu salaklıktan vazgeçin, tamam mı? Bu aptallıktan vazgeçin. Konuşmak zorunda değil ama konuşmuyorsa da eşektir. Özellikle böyle eğitim ve fırsat eşitliğinin eşit olduğu bir ülkede. Tamam mı? Almanya sosyal bir ülkedir. Türkçe de eğitim verir sana, Almanca da eğitim verir sana, burs da verir sana. Tamam, geberene kadar üniversiteye gider bursunu alırsın. İşe yaramaz bir piç kurususundur, Hartz IV verir. Ben Alman yasalarını A'dan Z'ye bilirim. Her şeyini öder, senin evinde oturursun. Zorla işe sokar seni. Gidersin o işte bir ay çalışırsın. İşi beğenmedim deyip çıkarsın. 3 ay cooldown'a sokarsın. Ben A'dan Z'ye biliyorum yasaları, Alman yasalarını. Bana hiç gelmeyin böyle şeylerle. Ben bu işin orospusuyum. Sosyal devlette işsizlik parasından yaşarsın yani. Geç o ayakları. Biz neler biliyoruz? Kredi alıp krediyi ödemeyip Almanya'ya geçirip ondan sonra burada ev diken müteahhitleri de biliyoruz. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Hiç övülecek bir tarafımız yok. Önce bunu kabullenelim, sonra gülüp geçelim yani. Çünkü mesela Rick and Morty'yi çok severim. Rick and Morty'de devamlı köpek sahiplerine geçiriyorlar götten. Köpek sahiplerini dövdükleri bölüm bile var. Adam mesela köpeğini işletiyor falan böyle. Dövüyorlar adamı. Demek ki adam köpek sahipleriyle ilgili bir genelleme yapıyor. Köpeklere bakan insanlarla ilgili sevmediği bir şey var Rick and Morty'de. Anladın mı? Güldüm yani bunu gördüğüm zaman. Benim 3 tane köpeğim var amına koyayım. Güldüm ve geçtim. Çünkü orada betimlenen aptal köpek sahiplerinden var mı dünyada? Var. Ben onlardan biri miyim? Değilim. Bu kadar. Dünyada böyle köpek sahipleri var mı? Dik var. Orada betimlenen köpek sahipleri var. Ben bu köpek sahiplerinden birisi miyim? Hayır. Çarpı. İşlenen şey komik mi? Tik komik. Gülüyorum o zaman. Nasıl? Çok basit denklem amısına kodumun yerinde yani. Bak mesela adam konuşamıyor bak. Und ich... ich möchte... ich möchte ha. Ich möchte ne? A bis Z. Alle die... A'dan Z'ye. Mittel... Preis bis... halbe Preis Angebot... Angebot ne? RF'de mi okudum? Türkçesi şöyle. Ben bütün gıda maddeler A'dan Z yarı yarıya dumping olmak. Böyle diyor adam şu an. Anladın mı yani? Machen. Weil viel Arbeit los gewesen in Deutschland. Çünkü Almanya işsizlik olmuş. Olmuş da değil. Almanya işsizlik olmaktı. Nur zur Info, Sandli möchte Bundeskanzler. Ve bu adam Almanya başkanı olmak istiyor. Ha, bu Dunning-Kruger efekti. Bu cahilin cesaretinin efekti gözümüzün önünde. Das ist hier keine Seltenheit. Nicht motiviert genug Deutsch lernen. Abi ona katılmıyorum. Uli Muli diyor ki bu diyor çok cringe bir sahne ve çok az görünen bir sahne değil diyor. Türkler diyor kendilerini Almanlardan bu sebepten izole etmişler diyor. Ve ilk jenerasyon diyor Almanca öğrenmek konusunda diyor hiç de istekli değildi. Katılmıyorum. Yarım katılıyorum. Neden yarım katılıyorum? Orada hata iki taraflı. Çünkü Almanlar şöyle bakıyorlar olaya. Bu amık Türkleri gelsin bizim yıkılan ekonomimizi şahlandırsınlar. Biz Amerika'dan aldığımız ödeneklerle endüstrimizi tekrardan kuralım. Bunlar da ucuz iş gücüdür. Sonra da siktir olsun gitsinler diyor. Tamam mı? Alman böyle düşünüyor. Şimdi doğruya doğru. Ben senin gibi tek taraflı bakmayacağım. İki taraflı bakacağım. Ama o kadar uzun süre kalıyorlar ki. Ve Almanya sosyal devlet olma yolunda o kadar hızlı adımlar atıyor ki. Bakıyorlar sosyal devlet olduğun zaman ne var? Mülteci muhabbeti de var. Bu işçiler tabii mülteci değiller. Tamamen ayrı bir klasmandalar. İnsan hakları falan devreye girince bunlar sike sike bu ilk jenerasyonu vatandaş yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar da gitmiyor o zaman. Yıllarca şimdi gidecek diye baktıkları misafir işçi olan baktıkları adamlarla aslında hiç uğraşmadılar. Yani entegrasyon konusunda hiç uğraşları olmadı. Bunlara bir dil öğretelim. İşte bunlara bir Almanya kültürü öğretelim. Hani tabii ki entegrasyondan kasıt şu değil. Amık Müslümanı. Burası Almanya. Sen domuz yiyeceksin ve bira içeceksin. Entegrasyon bu değil. Entegrasyon şu. Bakın domuz yiyoruz biz. Domuzlu ürünler şu şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde işte kendi safe zone'larınızı böyle oluşturabilirsiniz. İşte bakın biz böyle takılırız. Bizim şöyle bayramlarımız vardır. Toplanıp bira içtiğimiz günlerimiz vardır. Görürseniz yadırgamayın.
entegrasyon budur. Adam hiç eğitmemiş, hiç skin'de olmamış. E bizimkilerin de zaten skin'de değil. Bizimkiler de şey olarak bakıyorlar. Ben kaç mark alacağım? Kaç mark? Ananı sikim, doktor alıyor bu parayı bizim memlekette ya la. Ha bizim doktor vardı, arabası olan. Ha kırmızı arabası. Renault arabası var. Ha şimdi ben 8 tane Renault arabayla memlekete mi döneceğim onu? Ananı sikim. Ha iyi o zaman. Karılar da güzel ha. Benim karıya getireceğim ama 4 yıl sonra getireceğim. Burada biraz sikişeyim. Karıları da iyi yani. Sikiş iyi oluyor yani. Onu ben de söyleyeyim yani. Bizimkiler de bu kafada olduğu zaman, anlatabiliyor muyum? Onlar da hiçbir bok öğrenmek istememişler. Bu yaptığım karakteri ben birebir tanıştım bu arada bu dayıyla. Bu yaşayan bir karakter. Bu yaşayan anlattı böyle gerile. Ben diyor karıyı diyor 6 yıl sonra getirdim. Almanya'nın yarısıyla sikiştim. Ya böyle dinliyorum. Kesin. Hepsi tabi sırada bekliyorlar değil mi? Hamdi dayı gelse de bizi sikse. Ulan Hamdi dayı ne büyük yarak var sende. Anlat falan. Ya birkaç tane şansına yaşamış olabilir. Bilmiyorum ama. Dayı öyle bir anlatıyor ki yani Asao'dan Nürnberg'e, Nürnberg'den Köln'e herkesi sıradan geçirmiş gibi. Anladın mı? Karbon et şat atar gibi gitmiş yani. Öyle bir anlatıyor ki dayı hepsini tesbihe dizmiş öyle. Biraz salak olsan inanırsın. Arkadaşlar olay şu. Lütfü Bey tweet paylaşıyor. Diyor ki böcek olmayı en başından kabullenmişsen ezilince ses çıkarmayacaksın. Halka diyor bunu. Ben de dedim ki Lütfü senin kız da bizi böcek gibi görüyor ki emniyet şeridinden çakarlı arabanla arkadaş buluşmasına gidiyor. Her yerden sildirmişsin ama burada video var. İnternete düşen internette kalır. Çok da şey yapma. Çünkü beyefendinin kızı Instagram'dan story atıyor. Story'de şey yazıyor. Arkadaşlar yetişirim dersem yetişirim yoldayım yazıyor. Çakarlı arabayla emniyet şeridinden vın. Arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Kafede. Gidiyor kafeden bir tane de bir videoda kafeden çekiyor. Ben size demedim mi yetişirim diye. Hayata bakın. Özelliği ne? Milletvekili kızı olması. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabullenmek zorunda mıyız biz? Ne farkı var benden? Ne özelliği var? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de dedim ki karşınızdakini sevmiyoruz diye sizin yaptığınıza sessiz kalacak değiliz. Yarın masa döner de sıra size gelirse mabadımızı genişletmemeniz için hazırlık yapıyoruz şimdiden. Zira aynı şeyleri yapmaya çok yatkınsınız diyorum. Sayın Lütfü Türkkan'a. Sayın Lütfü Türkkan değil Lütfiye diyorum. Çünkü Lütfü beni blokladı. Ondan sonra baktım abi açıklaması var mı? Özür dilemiş mi kızıyla ilgili bu olayla ilgili diye. Açıklaması şu arkadaşlar hazır mısınız? O araba benim özel aracım. Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Türkkan. Grup Başkan Vekili arkadaşlar bakın İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili. Kızının hatasını hafifletmeye çalıştı. Türkkan kızının sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülerle ilişkin. O araba benim özel arabam. Ben de hafta sonu tatiline gidiyorum. Taliline gidiyorum whatever. Kızım da yanımda. Kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var. Yani yapılan da yanlış yok ha. Biz öğrendik diye sıkıntı var. Sıkıntı kızın paylaşmasıymış. O hatasının bedelini de bir baba olarak ben gereğini kendisine söyledim. Devlet imkanı yok. Araçta şoför de benim. Kızım da arkada oturuyor. Bu arada ben videoyu izledim. Araçtaki şoför başka birisi. Ha, şoför de benim derken şoför benim şoförüm manasında mı diyor? Onu da anlamadım ama Türkçe konusunda da bir tık sıkıntı var galiba. Tabii gençlerden tepki geldi. Özür kabahatinden büyük bu arada Lütfü'nün. İnanılmaz bir şey yani. Gençlerden tepki gelince dedim ki gençleri kaybediyorsunuz İyi Parti. Bu işler Game of Thrones'da spoilerlı olacak iş değil. Bu çocuklar internet çocuğu. Bill Mirjol Çikolite hafızaları var. Hesap sormak gibi bir huyları var. Samimi olmaya özen gösterin. Benden tavsiye. Ondan sonra diyorum ki Lütfü bir saatte 100 bin insan gördü bu rezaleti. Bak çözüm veriyorum. Çıkıp diyeceksin ki kızımın bana tanınan devlet işleri için kullanmam gereken ayrıcalıkları keyfi kullanması ve sizin bu konudaki eleştirinizden ötürü bloklamam yanlıştı. Hiçbir zaman hiçbir boomer siyasi yapmayacak ama işte insan bekliyor. Tabii ki bunu yapmadı Lütfü. Toplamda bakalım. 444 bin kişiye ulaşmış bu tweet. Lütfü hatırlatıyorum. Sizin başkanınız da 100 bin kişiden imza topladım diye Cumhurbaşkanlığına adaylık koyacağını iddia edip bu şekilde partiyi kurmuştu. Yani bu rezaletinize 444 bin Türk vatandaşı nail oldu. Haberiniz olsun. İnterneti ve bu gençliği küçümsemeyin. Biraz çeki düzen verin kendinizi. Önünüzü ilikleyeceksiniz bu gençliğin karşısında. Böyle olmaz yani. Yani bu o zaman... Evrimi destekleyen bir şey mi? İnsanın maymundan geldiği kısmını da bir anlamda destekleyen bir şey mi? İnsanlar maymundan gelirse arkadaş, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor ya? Tabii ama İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar ne kadar evrilebildi onu da gösteriyor. Kadınların üremek için erkeğe ihtiyacı yok dediniz, doğru mu? Evet, doğru. Hazreti Meryem örneğini burada verebilir miyiz? Hayır, çünkü bir, öyle bir kadın yaşadı mı bilmiyoruz. İki, yaşadıysa hakikaten bakire miydi onu da bilmiyoruz.
bu bakire analar bütün mitolojilerde vardır. O zaman doğa ihtiyaç duymadığını elemine ediyorsa günün birinde erkekleri elemine edebilir mi, ayırabilir mi? Edebilir, niye etmesin? Yani evrimin hangi istikamette gelişeceğini tahmin etmek zor. Ama yani kadınlar seksin zevkinden vazgeçerler mi, onu da bilmiyorum. Celal Şengör ya. Neden bu ablayla program yapıyorsun? Gel benimle yap Celal Şengör. Kadınların memeleri neden erkeklerinkinden büyük? Bunu tartışalım bu yayında ya. Buradan açık çağrı yapıyorum sevgili Celal Şengör. Bunu tartışabiliriz bence. Yani ben... Çok iyi ya. Konuyu sekse getirdiğiniz için sizin geçenlerde bir videoda soru cevap üzerinden yaptığınız videoda porno gereklidir ve olmalıdır dediniz. Myself, I jerk off at least twice a day. Wow. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili karşıt görüşler de var. Tehlikeli olduğuna dair. Masturbating ve Pompei 79 CE namına koyayım, adam 31 çekerken ölmüş. Milattan önce. Milattan önce Viagra'sını alıp mı çekmiş ama koy veri veri sikinde ölmüş ya, çok iyi. Harika ya. Son soru olarak bir erkeğin bir kadını etkileyebilmesi için nasıl böyle bir bomba jest yapsınlar da eşlerini, sevgililerini etkilesinler? Hani bu aşk dediğin şey de Zeyd'in birisini senin a**ına sokmaktan ibaret. Ne? Abi böyle bir podcast mi var? Ananın amıymış ya, çok iyi. Açtın bir şey. Birisinin avuna sikini sokmaktan ibaret mi diyor orada? Ben mi yanlış anladım? Abi çok iyi bu arada, inanılmaz. Şehua飘飘被风萧萧天地一片苍茫